Herkese merhaba, Hasan Basri ben. Yoksullukla mücadele temasıyla gerçekleştirdiğimiz finansal festival tüm hızıyla devam ediyor. Bu programımızda gıda israfı ve döngüsel ekonomiyi konuşacağız. Bugün bizlerle birlikte çok önemli iki isim var. Deküp kurucu ortağı Berna Kırcı Aşıroğlu ve ekranlardan tanıdığımız bir lezzet ustası var, Refika Bürgün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Tekrardan bugün... biliyorum Berna Hanım ve Refika Hanım aynı zamanda birbirini çok iyi tanıyan iki okul arkadaşı. Eskiye dayanan bir arkadaşlıkları var. Bu iki okul arkadaşını bir araya getirmek de bizim için oldukça gurur verici ve mutlu edici bir şey. Bizim için de çok heyecanlı bir şey. Kesinlikle. Bugün çok önemli konuları konuşacağız sizlerle. İlk sorumu Refika Hanım sizlere sormak istiyorum. Lafı da çok... Kötü bir alışkanlık maalesef. Türkiye'de yılda ortalama 300 milyar TL'lik bir gıda israfı oluyor. Sizin de gıda israfı üzerine yürüttüğünüz bir seferberlik var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu gıda israfına birlikte bir dur diyebilir miyiz eğer mücadele edebilirsek? Ben çok inanıyorum Hasan Basri. Gerçekten israfın boyutları korkunç. Nasıl bu hale geldiğimizin tam sebeplerini henüz çıkarabilmiş değilim. Çünkü çıkarabilsem tam onu çevirmeye de daha da büyük adımlar atabileceğiz. Ama yani ben mesela hep şey derim, temizlikçi olsam temiz bir eve girmek istemem. Çünkü yaptığım iş çok anlaşılmaz. Böyle hani bir masayı fışt diye böyle silsem. Şu an gıda israfı ülkemizde korkunç boyutlarda ve her aşamada. Yani tarladan başlıyor, tarladan markete gelip markette veya işte bakkal her türlü satış yeri diyelim. Oradan evimize girdiğinde ki o 300 milyarın 150'si eve girene kadar. Diğer 150 milyarlık değeri de eve girdikten sonra deniyor. Ama aslında tarladan ilk şeye girerken ki kısımda aslında kimsenin konuşmadığı daha da büyük bir payda olduğuna şahsen inanıyorum ama o dediğim gibi spekülasyon olarak kalmasın diye bu resmi rakamlardan gitmek istiyorum. Kesinlikle burada yapılabilecek çok şey var. Çünkü var olan aldığımız meyve sebzenin %50'sinden fazlasını, ekmeğin %34'ünü, süt ürünlerinin, etin çok ciddi bir kısmını, tam oranını hemen söyleyeceğim. Et ürünlerininki %12,5 balık ve deniz ürünleri sadece gibi hani balık değil, deniz ürünü öyle çok daha pahalıdır, kolay kolay yapılmaz. Et bunun %24'ü gibiydi. Dolayısıyla bir de öyle bir şey. Dolayısıyla çok ciddi rakamlar var. Ben o verileri aldım. Etin %17'si olarak gözüküyor. Deniz ürünlerinin %12,5'unu çöpe atıyormuşuz direkt. Aynen. Dolayısıyla yani böyle bir rakamlardayken yapılacak çok şey var demektir. Şeyin toplam kilogram olarak baktığımızdaysa da günde 4 kişi yılda 4 kişilik bir aile 1500 kilonun üzerinde gıda atığı yaratıyor. Bu da günde 4 küsür kiloya denk geliyor. Sen şey diyebilirsin mesela Hasan Basri. Yok ben atmıyorum Refika. Sen atmıyorsan birinin 4 değil 8 kilo atması, yani bir 4 kişilik başka bir ailenin daha da fazla atması gerektiğini hesapladığımızda, yani rakam, şimdi heyecanlandım, tam demek istediğimi anladık diye umuyorum. Çok ciddi bir israf söz konusu. Ve yapılabilecek çok şey var. Çünkü özümüzde bu israfın önlenmesi için, hani çocukluğumuzda hepimiz hatırlarız, böyle bir ekmek gördüğümüzde içimiz titrerdik. Öper başımıza koyar, yukarı bir yere koyardık. O yukarı koyma neden öyle? Sonra bir kuş gelir onu alır. Veya bir hayvan gelir alır. Hem de benim ona olan o iç titremeyle ben alıp da atamazdım. Yani atamazdık diyeyim, ben demeyeyim de atamazdık, ama bunu atar olduk. Dolayısıyla
burada engellenebilecek çok şey var. Bir de şöyle bir yanlış algılama var. Tabaktan dökmek gibi. Halbuki hazırlanmadan evvel, daha hiç yemeğe dönmeden buzdolabında çürüttüklerimiz, bir de yemeğe yapıp koca tencereden bir kısmını herkes tabaklıyor, tencerede kalıp atılan var. Bunlar gözükmeyenler. Birazcık bunları daha görünür yaptığımızda bile fark çok artacaktır diye. Farkındalık çok artmaya zaten başladı. Daha da artacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Refika Hanım. Yani genel olarak o zaman gıda israfını çok fazla bir şekilde yapıyoruz. Ama buna bir şekilde birlikte bir dur diyebiliriz benim anladığım. Doğru mu? Aynen. Ve şöyle düşünebilirler. Biz ülke olarak atıyorum Batı ülkelerine göre daha az israf ediyoruz gibi. Yani benim ilk açıkçası algım oydu. Ama öyle olmadığını fark ettim. Bunlardan bir sebebi tabii ki bizim taze meyve ve sebzeye bolluk içinde olmamız ve fiyatların belirtileri hala daha algılanması da bunlardan bir parça. Ve dediğim gibi yani ziyan kendini tekrar eden de bir şey. Yani gıdasını ziyan eden zamanını da ev eşyasını da değerli nesi varsa onu da inan ziyan ediyordur. Ve aslında ne daha ziyan ilk aklımıza ne gelir? Bereket. Yani evimizin, hayatımızın, yaptıklarımızın bereketinin kaçması da biraz da bu yüzden oluyor gibi oluyor. Bunların hepsi değişebilir ve tam da şimdi zamanı. Şu an tam zaman diyoruz. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Yani buradan Berna Hanım bir size dönmek istiyorum. Bir döngüsel ekonomiye de atıf yapmak istiyorum. Berna Hanım, döngüsel ekonomi son yıllarda oldukça trend bir konu. Şahsen biliyorum, sizler de uzun süreden beri bu alan üzerine çalışmalar yürütüyorsunuz. Bilmeyenler için döngüsel ekonomi hakkında bize böyle kısaca bilgi verebilir misiniz? Birazcık bir özetleyebilir misiniz? Tabii. Aslında Refika da çok güzel anlattı. Bizler kültür olarak hem Anadolu topraklarında yetişmişlik olarak çocukluğumuzdan beri farkında olduğumuz ya da olmadığımız ama içinde yaşadığımız bazı kavramlar var. Eski kıyafetimizi tamir etmek, işte abladan kardeşe kalması ya da işte herhangi bir ekmeği, herhangi bir ham maddeyi yani bir materyal olarak kullanılabilecek herhangi bir ham maddeyi çöpe atamamak. En basitinden işte manavda alışveriş yaparken kese kağıdında alışveriş yapmak, sonra onu evde bir şekilde muhafaza edip başka ürünleri içine koyup tekrar kullanmak. Aslında bizim kültürümüzde buna benzer pek çok örnekler var. Yaşamımızın içinde var olmuş ve nesiller boyu aktarılmış. Ancak öyle bir tüketim toplumu haline dönüştürülmüşüz ki hem şirketlerin finansallarından başlayarak hem de son tüketicinin kendi yaptığı harcamalar, hem satın almalar, hem işte evinde, hem iş yerinde yaptığı kontrolsüz harcamalar neticesinde öyle bir noktaya geldik ki artık yedinci kıta dediğimiz bir çöpten kıta oluştu. Ve maalesef bizler çocuklarımıza işte güzel bir doğa, güzel bir ortam vesaire bırakmak bırakmakla yükümlüyken tam tersi bu çöp dağlarını bırakıyor vaziyetteyiz. Bunun tabii ki en başında gelen problem aslında petrol ve petrolden üretilen ürünlerin aslında dünyamızı kaplaması ve bunların bir şekilde doğada çözümlenemeyen, yani toprakta biyoçözünürlük diyoruz, toprakta yok olamayan ürünler halinde gezegenimizi kaplayan ürünler olması. Tam da bu noktada. Medeninin 400 yıl dünyadan yok olmaması gibi bir şey. Mesela yani bizim çocukluğumuzda gerçekten böyle bir şey yoktu. Evet, tabii ki çok daha pratik bir ürün ama maalesef etkilemeleri doğaya aslında insan vücuduna çok da zararlı. Bunun gibi farkında olmadığımız nesiller sonra fark edilecek pek çok zarar veriyoruz hem kendimize hem doğaya hem de aslında ekonomilerimize. Tam da bu noktada geliştirilmiş çok yeni bir kavram var.
Aslında birkaç sene evvel bunu anlatmak oldukça zordu ama artık ve özellikle bu pandemi döneminden sonra insanlar bunu çok daha hızlı kavruyorlar ve özellikle de uygulamaya çaba sarf ediyorlar. Çünkü gördük ki artık gerçekten materyallerin ve ham maddenin sonu var. Ve günün sonunda gerçekten elimizde olan ürünün kıymetini bilmek zorundayız ve onu tekrar tekrar kullanılacak şekilde ekonomiye geri koymak zorundayız. Tam da bu noktada doğrusal ekonomi, yani bugüne kadar kurulmuş sistem neydi? Bir ham madde bir işletmeye giriyordu, bir şekilde işlenip ürün haline gelip son tüketicide son buluyordu ve o son tüketiciden sonra tekrar onu geri alalım ya da tamir edelim, tekrar ekonominin içine koyalım gibi bir kavram yoktu. Yani o noktasından sonra aslında firma onunla ilgilenmiyordu. Ya da firmanın üretimi esnasında pek çok yan atık çıkıyor. O atıklar bir şekilde çöplüklere gönderiliyor. Bunlarla ilgili çözümler üretmek üzere sistemler kurulmamıştı. Ya da işte yağmur çok önemli bir kaynak aslında. Bunun aslında gerçekten firmanın içinde temizlemede, yani tuvalet temizlemede kullanılabileceği gibi pek çok aslında şirketin içerisinde çalışan enerji sistemlerinin de doğadan alınıp kullanılabilecek sistemler, yani yenilenebilir enerji ile ilgili sistemler düşünülmemişti. Bugün geldiğimiz noktada gördük ki dünyaya verdiğimiz zarar bize geri dönüyor. Bir koronavirüs olarak geri dönüyor. Bizi evlerimize hapsediyor ve iş yapamaz hale getiriyor. Ve bunu tamamen bizim doğaya yaptığımız zararın ve bu enerjinin bize geri dönüşü oluyor. Ve bu noktada bizler de elimizi başımızın arasına koyup düşünüyoruz neler yapabiliriz diye. İşte tam da bu noktada döngüsel ekonomi işte devreye giriyor. Sahip olduğumuz ürünleri tekrar tekrar kullanmak üzere, yani bu üzerinizde giydiğiniz bir kıyafetten ve görüyoruz ki aslında satın aldığımız ürünlerin ne kadar azını aslında tüketiyoruz. Tamamen tüketim toplumu olmaktan kaynaklanan inanılmaz bir sarfiyat içerisindeyiz. Dışarı çıkmayınca fark ediyoruz ki evimizde aslında ne kadar çok eşyayı kullanmadan aslında ömürleri tükeniyor. Ne kadar çok aslında karbon emisyonu var ve aslında bunun karşılığında çok az içerik elde ediliyor. Yani bir toplantı için 3 saat yol gidiyoruz, bir toplantı yapıyoruz, geri geliyoruz ve günün sonunda aslında bir şey elde edemiyoruz. Görüyoruz ki bugün sanal ortamda çok daha hızlı sonuçlar elde edebiliyoruz. Çok az daha doğaya zarar vererek. Yani bunun gibi pek çok sistematiğin farkına varıyoruz ki aslında bizlerin yaptığı etkiler bizlere tekrar geri dönüyor. Ve bu noktada üretilmiş materyal ve doğada bize aslında sunulan materyalleri tekrar üretimin içerisine sokmakla ilgili pek çok sistematik geliştirebiliriz. Bir firmanın atığı diğer firmanın girdisi olabilir. Bir tüketicinin aldığı ürün aslında küçük bir tamirle tekrar kullanılabilir. Aslında orada üretilen enerji tekrar kullanılabilmek üzere başka bir firmaya tekrar girdi olabilir. Gibi gibi pek çok yöntemle aslında ekonominin kendi kendine döndürülebilir bir halini aslında uygulayabileceğimizi görmüş oluyoruz döngüsel ekonomi sistemi içerisinde. Evet, yani bahsettiğiniz gibi çok önemli bilgiler verdiniz. Zaten ürettiğimizin 1.6 katını tüketiyoruz. Yani baktığımız zaman dünyanın bunu gelecek 2030 yılına kadar çok fazla taşıyabilecek gücü olmayabilir ki olmayacağını da herhalde bilim insanları bizlere haykırıyor. Şimdi Refika Hanım, tekrardan size geçmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz gibi çok fazla gıdayı israf ediyoruz. Baktığımız zaman meyve sebzenin %53'ünü israf ettiğimizi söylediniz. Demin hatta bir ufak bir düzeltme yapmak istiyorum Hasan Basri. Hani süt ve süt ürünleri dedim ya, o sırada artık yakın görememeye başladım, kırık oldum. Süt ve süt ürünlerinde de %41, yani %41'ini yapıyoruz tüketemeden. Etin %17'si, balığın %12,5'ü. Ha? Donduk yani, mu?
Bir hafif donduk, geldik şimdi problemi. Ha, şey diyordum, deminki konuşmamızda yakından göremedim. Tekrar söylemek istiyorum, süt ve süt ürünlerinin %41 demin %24 dedim fakat gözlerim seçmemiş. Kırmızı ve beyaz etinde %17,5 israf ediliyor. Balığında %12,5, kuru bakliyatın %32'si, ekmeğin %34'ü, kök sebzelerin %20'si ve en önemlisi meyve sebzenin %53'ü. Yani neredeyse o zaman yediğimiz, içtiğimiz her şeyin 1/3'üyle yarısını biz çöpe atıyoruz. Doğru mu? Aynen. Yani bunun parasını kazanmak için iflahımız sökülüyor. Sonra hiç kullanmadan çöp. Peki şimdi biz bunları Dondu. O şekilde. Nasıl Berna? O dondu. Biz canlıyız da o dondu. Işık çalıyor diyor. Ha, fena. Hasan Basri dondum. Ha. Dondum ama şu an geldim herhalde. Tamam. Tamam. Sorumu tekrar size iletiyorum. Dedim ki yani çok fazla gıdayı maalesef ki çöpe atıyoruz. Peki bu gıdaları çöpe atmamak adına ev içerisinde ya da ev dışarısında gerçekten bunları değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz. Bir kere daha az alabiliriz. Yani minimumda %17, %12 bir şeyleri atıyorsak en az %20-25 daha azalabiliriz. Bu zaten baştan bir şey. Bunu yapmakta da aslında hayatta da mesela en büyük buzdolabı değil, daha küçük buzdolabı da bu işe yarayabilen bir şey. Yani oralardan başlıyor. Daha azalmak bir şey. İkincisi bir sürü yöntem vardı bizim çocukluğumuzda. Yani mesela ben okuldan geldiğimde mesela mücver varsa biliyordum ki o gün dolma var. Yani çünkü dolmanın içi mücver yapılır. O böyle 2x2=4 gibiydi. Tabii bu tarz bu aslında bir kültür. Demin Berna'nın da çok doğru olarak söylediği. Yani ben de Refika ablam vardır kuzeninin kıyafetlerini giymekten gurur duyardım. Bu böyle utanılacak bir şey değil, övünülecek bir şeydi. Ve bu tamamen bir algısal bir şey aslında. Dolayısıyla da bir şey sonuna kadar kullanmak şu an yeni bir şey almaktan daha fazla haz alınabilecek bir şey. Dönüşmeye çok şükür başladı. Bu geniş kitlelere yayılması gerekiyor şu an. Ve o başladığı için çok heyecanlıyım da açıkçası. Ve daha azalmak bir tanesi. İkincisi bu tarz algoritmalar eskiden dededen toruna yani kültür genelde anneden babadan çocuğa zor yayılır. Dededen toruna neneden torunaydı. Şimdi dedeler neneler uzaktalar, evler küçüldü. Covid'le mesafeler daha da açılmak zorunda kaldı ne yazık ki pek çok ailede. Dolayısıyla böyle bir zamanda bize iş düşüyor. Sosyal medyaya iş düşüyor. Ve özellikle biz de şu an 2020-21'de çocuklarla bunu yapmaya daha da gaza basacağız gibi gözüküyor. Ben özellikle geçen gün Berna'yla da konuşuyorduk. 2010 yılı sonrası doğan çocuklardan acayip umutluyum. Biraz ceremesini de onlar çekecek ne yazık ki büyük ama onlar gerçekten dünyayı değiştirebilecek diye bizim ortak fikrimiz olarak şey var ve inşallah bunlar hani olabilecek ama biz onlar bunu yapabilmesi için o altyapıları, o algoritmaları tıpkı mücverdeki gibi pek çok şey var. Bununla ilgili bu arada gerçekten 8 tane video yaptım. Vaktiniz olursa lütfen izleyin. Yani her biri yarımçar saatten ve öyle bir içerik inanın sadece Türkiye'de dünyada da yok. Yani buzdolabındaki her sebzeyi nasıl saklarsından nasıl saklarsın ömründe bozulmak üzereyse ne yaparsın? Bozulduysa ne yaparsın? Hepsini içinde barındıran bir videolar bütünü. Evet. Onların içinde tekrardan farklı formatlarda daha kısa, daha farklı formatlarda daha uzun süre kullanılır yapacağız inşallah.
Yani birçok dediğiniz gibi yöntem var. İşte zero waste dediğimiz o sıfır atık olayında işte evsel atıkların tekrar kompost haline getirilip gübre olarak kullanılabilmesi gibi, işte mutfakta tekrar kullanılabilmesi gibi birçok yöntem ilgili... olarak listelememi istersen listeleyebilirim. İster misin? Problem yok. Yani eğer vaktimiz var izleyicilerimiz için gayet güzel olabilir. Tamam. Yani ilk başta kompost dedin, oradan başlayalım. Bir kere aslında gıdaların yani bir şeyin kabuğu, mesela patatesi hiç soymadan zaten kullanmak hem lezzet açısından daha iyi, hem de atık yaratmamış oluyorsun. Ha, üzerindeki toprağı nasıl alırım derseniz, hani bu lif vardır ya, kabak lifi. Hı hı. Bir tane kabak lifi ocağın yanında durun. Pek çok şeyi soymak yerine liflemek en güzeli. Dışı kabuğu mumlanmamış, biraz daha pahalı olabilir ama dolayısıyla ziyandan kazanacağımız şeyi de unutmayalım. O tarz şeyler alışverişte, onlara dikkat etmek de önemli. Aynı boy, işte tipi güzel diye el varoluşsal olarak ona gidiyor ama aslında öyle değil. Yamuk yumuk, işte kenarı hafif olmuş diyelim, elmada daha çok kendini belli eder. Bu tarz şeyleri tercih etmek her zaman daha önemli. Üçüncü bir şey, bazı gıdanı kendin yetiştirebilirsin. Bu benim mesela şu an içinde bulunduğum yer 8 metrekarelik bir sera. Burada da neler yaptığımı önümüzdeki haftalar içerisinde göstereceğim. Pek çok sebzeyi burada, hatta yetiştiremiyorsun bazı şeyleri yemeye. Biz iki kişiyiz. Bazı şeyleri yetiştiremiyoruz bile yemeye. Pek çok şey çıkabilir. Dikey evlerde, küçük bahçeler, bazı yeşilliklerinizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Ve tabii ki bunun gıdasal olarak da hani ne kadar canlı yerseniz o kadar hız daha faydalı. Öyle avantajları da oluyor. Dördüncü yani bir bu tarafı var. Hani şey, en baştaki taraf dediğim gibi daha az almak, aldıktan sonra da iyi saklamak. Saklama kabından tut, buzdolabına nereye koyacaksın? Yumurtayı mesela işte en üst kapağı mı koymak lazım, yoksa buzdolabının içinde mi? Ben de hep yıllarca kapağı koyuyorum ama buzdolabının içinde olduğu zaman çok daha az hareket ediyor. İşte şey oluyor, eğer yıkarsan daha hızlı kötüleşiyor gibi gibi, böyle minik minik bir sürü detay var. Ve hepsi için aslında şey, bunları kullanmak mümkün. Küflenmek mesela, küf nedir? Pek çok şeyde salça küflenir, peynirin kenarı gibi. Tamamını mı atacaksın? Batı der ki tamamını atacaksın. Halbuki şeyin böyle kökleri vardır, aynı bitki gibi küfün. O köklenmiş kısmını derin bir şekilde alırsan geri kalanını kullanabilirsin. Gibi gibi böyle hani ufak şeyler de var. Zaten bir o yani hikaye burada Hasan Basri, kafa yapısı. Hı-hı. Kafa yapını ben attığım çöpte nimet olmayacak gibi bir kafaya getirebilirsen, gıda tarafı için söylüyorum. Hani hiçbir şey atmama dünyası da geliyor. Hani işte paketli gıda almamak, paketli her şeyi almamak, paketini kullanabildiğin şeyler gibi gibi, o dünya da zaten geliyor. Ama en azından o gıdayı tamamen şey yap. Annem mesela, annemin şöyle bir lafı var. Eğer sen çöplerini gıdayla da karıştırıyorsan vatan hainliği yapıyorsun diye. Anne diyorum, öyle deme, vatan hainliği demek suç. Anayasada suç. Ondan sonracığıma, ama o bunu bu kadar büyük bir memleket meselesi olarak görüyor. Ayrıca da mesela kompost, hani çok olan bir şey, işte gıdaların farklı şekilde gübreye dönüşmesi, bundan da bahsedebiliriz. Bunu yaptığımızda şöyle bir avantaj olur Hasan Basri. Diğer çöpler neredeyse %90, yani çok ciddi, daha bile yüksek olabilir, burada %90 deyip yanıltmayayım, şey olan çöpler, geri dönüştürülebilir çöpler oluyor. Yani atıyorum bir şey içtin, şişesi, işte bir şey aldın, Trendyol'dan, oradan buradan, onun kutusu gibi gibi olduğu zaman bunların hepsi geri dönüştürülebilir malzeme. Plastik, metal ya da karton. Gıdayla kirlenmediği için, yani ıslanıp
ekşimediği şey yapmadığı için çok daha kolay bunlar toplanabiliyor. Ben özellikle bu çöp toplayıcı, hani çocuklar, gençler, daha büyük yaşta insanlar var. Bunların hayat koşulları zor gibi gözükmekle beraber şu an ülkemizde çok büyük bir yani politik tarafını bir tarafa bırakıyorum. Şey olarak insani tarafında diyorum. Ama çok büyük bir şans da olduğunu. Çünkü bu doğalından bir geri dönüşüm döngüsü yapıyor. Buna alışkanlık edinmemiş bizim gibi toplumlarda. Falan. Yani hani dolayısıyla tertemiz olup onları tık 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 ayırmak daha da kolay. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Özellikle zaten evde o 8 bölümde mutlaka biz de çok tavsiye ediyoruz. Yani biz 8 bölümü izledikten sonra evde mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. Yani tüm izleyicilere de buradan aynı tavsiyeyi verebiliyoruz. Şimdi tekrar çok özür dilerim. Geçen gün bir dizide şey gördüm. Kadın kocasına kızıyor, bir şey oluyor, aldatılıyor, cart diye tabağı çöpe boşaltıyor. Ben de dayanamadım, onu şeye koydum, Instagram'a koydum. Altta böyle bir sürü, ay görür görmez aklıma sen geldin falan. Görür görmez bana da çok koydu falan gibi böyle bine yakın yorum vardı. 300 küsür binde öyle izlendi yani şey olarak. Bunun karşılığı çok istedim. Birlikte buna bir tepki koyabiliyoruz yani buna bayağı alıştırdınız. Aynen. O 2 kere 4. O yüzden seneye mesela inşallah seneye tekrar bu festival olduğunda bunu bir daha konuşma fırsatımız olsa başka şeyler konuşacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Rıfkı Hanım. Tekrardan size geçmek istiyorum Berna Hanım. Sadece aslında gıda israfı yapmıyoruz. Bunun dışında birey olarak evlerimizde atıklarımızı ayrıştırmıyoruz. Ya da işletmemizde çok fazla atık üretiyoruz ve bunu ayrıştırmıyoruz. Direkt bunu... Dondu. Evet. Geldim. Evet, dondum. Tamam. Geldim herhalde. Aslında şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi sadece aslında çöp üretmiyoruz. Yani evsel atıklarımızı çöpe atmıyoruz. Bunun dışında plastiklerimizi de çöpe atıyoruz. Ya da bir işletme olarak yine birçok atık üretiyoruz ve bunları da ayrıştırmadan çöpe atıyoruz. Şimdi bizler birey olarak döngüsel ekonominin neresindeyiz? Yani nasıl katkı sağlayabiliriz bu döngüsel ekonomiye? Döngüsel ekonomi nasıl daha değerli bir hale getirebiliriz ki dünyayı ayakta tutabiliriz? Süper. Aslında tam da göbeğindeyiz döngüsel ekonominin. Gerek işletmelerimizde, gerek evlerimizde elimize geçen herhangi bir ürün eğer tekrar kullanılabiliyorsa bunu tekrar kullanmak üzere döngünün içine geri koymaya deniyor aslında döngüsel ekonomiye. Dolayısıyla ben mesela çok basit bir uygulama yapıyorum. Kızımın bir önceki sene kısalmış yani ona artık kısa gelen eşofmanını kesip short yapıyorum. Yani onu artık kısaldı diye tamamen kullanım dışı yapmıyorum. Bunun gibi aslında elimize geçmiş bütün malzemeleri tekrar kullanabileceğimiz algısına geçtiğimiz noktada görüyoruz ki aslında her şey bir şeyin ham maddesi. Bunun gibi mesela bizim kendi aile şirketimizde deri konfeksiyon imalatı yapıyoruz. Mutlaka kesim yaparken deri parçaları bir şekilde atılıyor ve onlar elbette ki bir şekilde tekrar ekonomiye geri giriyor ama daha değerli olması için. Çünkü bu arada değer kayıpları var. Aslında ekonomiye tekrar girmemesindeki en büyük problem o ürünün değer kaybediyor olması. Değer kaybettiği için de tekrar onu üretime ya da satışa sokmak için bir emek, bir çaba sarf edilmesi gerekiyor ve onun üzerine koyduğunuz işçilikle beraber tekrar dönüştüğü ürünü siz piyasada değer buldurtabiliyorsanız o zaman o kullanılabilir hale geliyor. Ama harcadığınız emeğe karşılık o satılabilir bir ürün olamıyorsa o zaman harcadığınız emek kadar da zaman aslında çöpe gitmiş oluyor. Orada mesela ben farkında olmadan döngüsel ekonominin bile ne olduğunun farkında olmadan şöyle bir uygulama yapmıştım. Deri parçalarını bir kalıpla böyle daha küçük bir kalıpla keserek renk kombinasyonunun içerisinde onları tekrar diktirip yelekler üretmiştim. Ve o yelekleri tekrar mağazada satışa sundurmuştum. Ve aslında bu ürün
birbirinden eşsiz ürünler çıktığı için günün sonunda, çünkü ne renk kesiliyorsa o renge göre yelek çıkıyor ve birbirinden eşsiz ürünler çıktığı için aslında her o ürünü satın alan müşteri kendisine özel bir ürünü almış oluyordu. Ve normalde çöpte biz onun üzerine para verip satmaya çalışıyorken tam tersi müşteriden bunu ekonomiye döndürmüş. Hem giydiği için kendini özel hisseden, mutlu olan bir şekilde satın alma yapan bir müşteri ve karşılığında da atığından kurtulmuş bir firma var. Bunun gibi aslında düşündüğümüzde tekstil de özellikle, çünkü tekstil dünyayı en çok kirleten ikinci sektör. Düşündüğümüzde pek çok yapılabilecek uygulama var. İşte H&M bunun çok güzel bir örneğini yapıyor. Mesela ne yapıyor? Tedarik zincirini geriye döndürüyor. Tedarik zinciri her zaman müşteriye doğru giderken bu sefer ne yapıyor? Müşteriden geriye ürünü alıyor. İlle ondan satın aldığı ürünler olmasına gerek yok. Tekrar müşteriden ürünü geri alıyor. Eğer kullanılabilirse o ürün kısa bir temizlikten sonra tekrar satışa sunuyor. Eğer kullanılamayacaksa da liflerini birbirinden ayırıp tekrar kumaş yapmak üzere sisteme geri sokuyor. Bunun gibi pek çok uygulama var aslında dünyada. Gerek ambalaj sektöründe, gerek tekstil sektöründe, gerek enerji sektöründe pek çok uygulama var ve düşündüğümüzde bakıyoruz ki aslında bizler bireyler olarak bu sistemin tam da göbeğindeyiz ve düşününce yapılabilecek pek çok uygulama olduğunu fark ediyoruz. Biraz önce Refika'nın anlattığı gıda atıklarından çok daha sistematik sonuçlar elde edilebiliyor. İşte ekmek özellikle çok ciddi çöpe atılan bir gıda mesela, bira mayası olarak kullanılabiliyor. Bununla ilgili çok güzel bir girişim var. İşte kahve posaları, tek kullanımlık pipetler, bardaklar yapılabilir bir halde tekrar sunulabiliyor. Meyve sebze atıkları tekrar kullanılamayacak bir şekilde çürümüş, işte doğadaki yapraklar vesaireler, bunlar bir şekilde işte baskılanıp mobilya, işte efendime söyleyeyim evde kullanabileceğimiz ürünler haline getirilebiliyor. Bunlar hep şu anda dünyamızda geliştirilen yeni girişimler ve kafamız bu tarafa doğru çalışmaya başlayınca görüyoruz ki aslında her şey bir kaynak. Ve tabii ki bunu yapabilmek için aslında bütünsel düşünüyor olmak gerekiyor. Sadece birey olarak düşünmek, sadece işletme olarak düşünmek değil. Zaten döngüsel ekonominin aslında en kritik noktası tüm tedarik zincirinin bir arada oturup bazı çözümler üretebiliyor olması. Bu noktada müşterimizle de, ürünü aldığımız firmayla da, günün sonunda rakibimizle de aynı masaya oturup çözümler üretebiliyor isek, o zaman gerçekten bunu uygulayabilecek hale geliyoruz. Avrupa'da pek çok ülkede özellikle hedefler konmuş durumda. 2050'ye kadar tüm ülke döngüsel ekonomi sisteminde ilerleyecek. Hollanda, Danimarka, Norveç bunun en başta gelen örneklerinden. Bence bizim ülkemizde yapılabilecek çok şey var. Ama önce tabii ki evsel ayrıştırmaların farkında olmakla geliyor. Dediğimiz gibi işte evsel atıkla camı, işte plastikle kıyafeti bir arada biz eğer çöpe atıyorsak, bu noktada gerçekten geri dönüştürmekle ilgili ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bu geri dönüşüm kavramının tekrar tekrar okullarda okutulması gerekiyor. Bizler ebeveynler olarak çocuklarımıza bunları anlatmamız gerekiyor. Şirketlerde bununla ilgili komiteler kurulması gerekiyor. Ve farkındalığın her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde artırılmaya devam etmesi gerekiyor. Çok fazla konu var. Dediğiniz gibi çok da girişim var. Refika Hanım tam girecek gibi oldunuz. Tam bu Berna'nın söylediğiyle ilgili ben bizim ortaokuldayken ÇEVKO bu ayrıştırma kulübündeydim ben de. Ve o sene bütün okullar arasında biz birinci olmuşuz. Bize bisiklet vermişti. Okay. Bir de bu hani Tolga abi vardı aynen. Ve o bize vermişti. Ben hiçbir zaman unutamam. Belki de bugün bunları hani kafaya takıyor olmanın o okuldayken ki o şeysi olabilir. Bir de bir şey göstermek istiyorum. Berna, bu üstümdeki, ben şimdi yemek yapıyorum ya böyle şey, her şeyi yağlıyorum ve lekeliyorum. Kendime şöyle bir çözüm buldum. Sprey bu şeylerim var. Spreylerle renklendirip her tarafını alacalı bulacalı yapıp
O yağlı yeni bir tasarım. Aynen öyle. Bu da benim kendi bulduğum yöntem. Tesadüfen bunu giymiş oldum. Süper. Aynen. Oldukça ilgili konuları konuşuyoruz. Şu an Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı son yaptığı araştırmaya göre COVID-19 sonrasında yaklaşık 96 milyon insanın da aşırı yoksulluk seviyesine doğru artık tekrar indiğini görüyoruz ve tekrar daha ineceğini tahmin ediyoruz 2021 yılında. Şimdi biz israf edilen gıdayı tekrar ekonomiye kazandırırsak dünya ekonomisi veya da ülke ekonomisi veya birey olarak neyi kazanmış olacağız? Bu cevap olacak. Bereketimiz kaçtı. Bereketimizi geri kazanabiliriz. Yani birimiz diğer tarafta açlıktan şey yapıyorsa ve biz haşır huşur çöpe atıyorsak bunun bize hayretmesi, bizi mutlu edebilmesi mümkün değil. Yani bu bir inançsal şey olarak da algılayabiliriz. Döngüsel ekonomi, yani hangi düşünce zinciri tarafından bakarsak aslında aynı sonuca geliyor. Dolayısıyla bizim bu farkındalık, yani bu kaçılabilecek farkındalık zaten değil. Yapılması da çok kolay bir şey. Yani market dedik ya, bu 150 milyar mesela, biz daha az alırsak o 150 milyarlık atığın, yani marketlerde ve şeyde olan geri kazandırılabilirse neden olmasın ki? Pek çok insan bu, yani bu insanların, söylediğin adetteki insanlar ve çok daha fazlası zaten doyabiliyor. Biz zaten evet. Çok bir doğru. De unutmayalım ki iki yıl oldu, özür dilerim. İlk defa dünyada fazla kilonun ürettiği sebeplerden ölen insan sayısı açlıktan ölen insan sayısını geçti. Yani bu çok önemli. Bu yani dünyanın aslında tam polarize olduğunu da, yani kutuplaşarak da iki ekstremin de iki ucunda gittikçe sivrildiğini gösteriyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle verdiğiniz bilgiler için. Son sorumu Berna Hanım sizlere iletmek istiyorum. İzleyicilerimiz arasında da çok fazla genç arkadaşımız var. Ve genç işsizlik de artık dünyada çok önemli bir problem olma yoluna doğru da ilerliyor. Sadece aslında Türkiye'de değil, tüm dünyada da benzer bir problem haline doğru gelmeye başladı. Genç arkadaşlar için döngüsel ekonomide istihdam edilebilirliği nasıl olabilir? Ya da bu alan üzerine girişimci herhangi yeni girişimler üretebilirler mi? Yeni girişimler oluşturabilirler mi? Elbette. Aslında tam da bu noktada çok önemli fırsatlar var. İşsizlik kavramı aslında şimdiye kadarki doğrusal ekonominin bir şekilde çarkın içine girmek istenmekle ilgili yer bulamamakta yaşanıyordu. Ve bugün pandemi döneminde fark edildi ki aslında istihdam edilen o kadar kişinin ve aslında fark edildi ki istihdam edilen o kadar kişinin aslında günün sonunda o kadar da iş üretmediği ve dolayısıyla daha az insanla daha çok iş yapılabildiği. Dolayısıyla iş yapış şekillerimiz net bir şekilde, çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bunun yanı sıra çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyoruz ve pek çok işi aslında robotlar yapmaya başlıyor insan yerine. Ve dolayısıyla bu robotların yapabileceği işleri planlamak aslında insanların işi haline geliyor. Bu noktada yapay zeka ile ilgili pek çok girişim, yani yapay zekayı işin içine katabileceğimiz pek çok yeni girişim devreye giriyor. Mesela bir örnek vereyim, Hollanda'dan yüzen süt çiftliği. Denizin üzerinde hareket edebilen ve üzerinde aynı bir çiftlikte olduğu gibi ineklerin, onların beslenme alanlarının, işte dışkılama alanlarının olduğu bir çiftlik hayal edin. Bu çiftlikte ineklerin sütlerini robotlar sağıyor, işte yiyecekleri, yemleri önlerine robotlar getiriyor ve bu çiftlik suyun üzerinde hareket edebiliyor. Yani aslında yerden de çok ciddi bir tasarruf var. İstenirse tekrar karaya park edip inekler karadaki otlardan da yararlanabiliyor. Dolayısıyla bunun gibi aslında biraz vizyonumuzu biraz daha geniş tutup gerçekten neye ihtiyaç var ve bunu nelerle elde edebiliriz'e baktığımızda yapılabilecek muazzam yeni girişimler var. Şimdi ambalaj özellikle çok çok ciddi çöpe atılan sarfiyatlar
elbette ki geri kazanılmaya çalışılıyor pek çok farklı yöntemle, ama özellikle deterjan atıklarının geri dönüştürülmesiyle ilgili, bunların temizlenmesiyle ilgili de ciddi sarfiyat var temizleme esnasında. Dolayısıyla bununla ilgili yapılmış olan yeni bir girişim var. Aslında o işte deterjan benzeri temizlik ürünlerinin pek çok göz önünde bulundurularak su kısmını pas geçip içerisindeki kimyasalı kartuşlarla son tüketiciye satan yeni bir girişim çıkmış ortaya. İlk satın almada ambalajla kartuşlar veriliyor ve bir kartuş 4 defa kullanılacak şekilde hem ambalajdan hem tedarik zincirindeki o karbon ayak izini azaltacak. Günün sonunda da çok daha verimli bir şekilde ürünü kullanacak. Artı suyu da daha az kirletecek şekilde yeni bir girişim yapılmış. O yüzden gençlere tavsiyem biraz vizyonlarını geniş tutmaları, özellikle yurt dışında yapılan örnekleri takip etmeleri, tekstil kendi ülkemizde girişim yapılabilecek pek çok fırsatlar sunuyor. Özellikle doğal lifler, işte pamuk yetiştirirken pek çok su tüketiliyor. Bunun yerine yapılabilecek işte ananas yapraklarından, işte deri yerine geçebilecek mantardan pek çok yeni materyaller üretiliyor. Bunun için biraz genetik okumak, biraz biyoloji okumak, biraz teknolojiyi takip etmek, ihtiyaçları takip etmek gerekiyor. O yüzden biraz vizyonlarını geniş tutup hem yurt dışını takip edip hem de gerçekten firmaların ihtiyaçları nelerdir? Orada yapılan tüketimler, sarfiyatlar ve gerçekten yok olan ham maddeler nelerdir? Bunlara biraz kafa patlattıktan sonra ve internette de inanılmaz kaynaklar var. Bununla ilgili artık çok ciddi kurumlar çalışıyor. O kurumların yaptığı çalışmalara şimdi artık online'dan da ücretsiz olarak eş zamanlı olarak takip edebileceğimiz pek çok aslında fırsat var önümüzde. Bunları da takip ederek biraz vizyonlarını genişletmelerini ve hızlıca sistemin içerisine girebileceklerine inanıyorum ve aynı zamanda genç girişimcilere yapılan pek çok kaynak aktarımları var. Onların hızlandırıcı programlarına katılmalarını destekleyen pek çok program var. Onları takip etmelerini öneriyorum. Ve günün sonunda elbette yapılan girişimlerden hem memleketimiz hem tüm dünya yararlanacak. Onlara bu noktada başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Harika bir program gerçekleştirdik. Herkes için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Son olarak Twitter üzerinden bir kampanya başlattık. Yoksulluğa son ver temalı. Sizden de böyle son bir cümle alabilir miyiz? Hani yoksulluğa son ver çünkü şundan dolayı gibi böyle bir son bir böyle bir hashtag gibi bir sizden de son bir sözünüzü almak istiyorum. Elinden geleni yap. Böylece yoksulluğa son ver. Yoksulluğa son ver çünkü bir tek dünyamız var. Çok teşekkürler. Bizi izleyen sevgili izleyiciler, sizler de Twitter üzerinden yoksulluğa son ver hashtag ile paylaşımlarınızı sağlayabilirsiniz. Herkese iyi izlemeler. Çok teşekkürler. Görüşürüz.